ben oraya gidersek şube sayılarının artması gerekiyor. O zaman da rahmetli genel başkanımız Sayın Dilçer Şekerci çeşitli birilerde şube açmaya karar vermişler. O için bize verdiğim arkadaşlar oraya geldiler. Şubemizi kurtarabilmesi için bize kabul ettik üç arkadaş. Daha sonra kongre yaptık. Nertin böyle o şekilde 1990'dan beri çalışmalarımız devam etti. Yüksek Ticaretliler, günümüzde bir mezunlar derneği olarak mezunlar ve öğrenciler arasında bir köprü olma görevini üstlenmekte. Öğrencilerin ilk üniversite günlerinden itibaren onların yanında olan dernek, kurduğu vakıfla onlara maddi ve manevi destekler sağlıyor. Mezuniyetleri de yanında olarak referans ilişkileri kuruyor. Bu sayede hem ülke hem de öğrenciler için önemli bir konuma oturuyor. Marmara Üniversitesi ilişkilerinde ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerle yoluna devam ediyor. Dernek, siyaset üyeliği ve uluslararası alanda da temsiliyet sağlarken, sanatsal ve spor faaliyetleriyle sosyal anlamda insan odaklı olduğunu gösteriyor. Çünkü biliyor ki yaşam sadece bir okul veya iş odağında değil, diğer alanlarda da akıp gidiyor. Dernek yaptığı kongre, konferans, seminer ve kurslarla hem ülke gelişimine katkıda bulunuyor, hem de öğrencilerin iş hayatına doğru yetişmeleri için çaba sarf ediyor. Eğitimin önemini biliyor, ülke geleceğinin eğitimle yükseleceği bilinciyle hareket ediyor. Mezunlar Derneği'nin kuruluşundaki maddi manevi değerlerle kesintisiz faaliyetlerini bugüne kadar sürdürebilmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde derneğimizi ve okulumuzu zaman zaman ziyaretlerindeki talimatları ve söylemlerine bağlı kalarak çağdaş demokrat bir anlayışla derneğimiz yönetilmiştir. Aklın ve bilginin ışığında özgür, özel bir üniversite olması amaçlanmakta olup, aklı hür, vicdanı hür, hür nesillerle büyüyüşme devam edecektir. Çünkü yüksek ticaretli olmak büyük bir birliktelik, dayanışma ruhuna sahip olmak, Türkiye'nin istikbaline giden yolculukta gerek yenilici, gerekse nefi katkılar sağlamak demektir. Atatürk'ün söylediği gibi, yüksek ilim meşalesini ellerinde tutan ve bununla Türk alemini aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhitte bulunmaktır. Bu meşaleyi asla elinden bırakmamaktır. Ve yüksek ticaretli olmak, köklerinden gelen geleneği yaşatmak, yenilikçi ve aydın bakış açısıyla istikbal yolunda her zaman ileriye bakmaktır. Yüksek Ticaretliler. Bağ deyince akla 1937 yılındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk baloya katılması akla geliyor ki bu baloda Mustafa Kemal Atatürk genç mezunlarımıza nutuk olayını, gençler nutkunu biliriz. Bu halde bizim baloyu yapma mecburiyeti hissetmekteyiz ve bugüne kadarki balolarımız hep yapılmakta, hep sürdürülmektedir. Bu baloda katılan arkadaşlarımız bilsin ki Atatürk'ün çizdiği yolda tüm mezunlarımızla Türkiye'nin aydınlanmasında, kalkınmasında ve geleceğe yönelik çalışmalarımızı daima sürdüreceğiz, birlikte yol göreceğiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim.